Peki, bu kadar araştırmacılık, tabii her şeyin arkasında ne olduğunu merak etmek ve ilgilenmek, onu bulmak aynı zamanda başka bir tarafı daha geliştiriyor ve bu konularda seminerler verecek kadar bilgi birikimine sahip birisin. Ki Türkiye'de popüler Batı müziğinin öyküsü konulu semineri yaklaşık 13 hafta boyunca üniversitelerde devam etmişsin. Ayrıca TRT Show TV, Kanal D, NTV, CNET'te de yayınlanan çok fazla belgesele danışmanlık yapmışsın. Biraz da onlardan bahsetmek istiyoruz. Bilgiler sende kalmamış. Bütün herkesle paylaşacak kadar onu derleyip toplayıp seminer haline getirip ve seminerler vermişsin aynı zamanda. Ya aslında seviyorum o işi. Anlatmayı seviyorum ben. Paylaşmayı seviyorum. Öğrendiğim her şeyi hemen herkese aktarmak istiyorum. Bu anlamda işte Twitter, Instagram falan gibi yerler çok başarılı benim. Her şeyi herkese iletme açısından ve radyoculuk da bu durumda çok işe yarıyor ve bir sürü yerde de yazıyorum ama onun dışında insanlarla göz göze gelip bildiklerimi anlatmayı, onlara bir şeyler katmayı, onların sorularıyla yeni bir şeylere yol almayı çok seviyorum. Çünkü işte o bahsettiğin seminer 96'daydı galiba, 13 hafta sürmüştü. İlk iş oydu aslında, oradan başladı bu anlatma hali. Sonra onu üniversitelere taşıdım. Sonra devir değişti, üniversiteler beni sevmemeye başladı. Oralardan ayrıldım, başka yerlere gittim. Ama mümkün olan her yerde her şekilde anlatmayı seviyorum ben. İşte 2018'de bir yılımı Berlin'de geçirdim ben ve Berlin'de de Türkiye müzik tarihini anlattım. Arka arkaya 8 tane seminer verdim 8 ay boyunca. Bunların üçü hiç bilmediğim konulardaydı. Almanya'da Türkiye'lilerin yaptığı müziği araştırdım. Rap'in nasıl doğduğunu öğrendim. İşte ilk saza kim vurmuş, ilk hangi türküler yapılmış, ilk plak şirketi nasıl kurulmuş onları öğrendim. Sonra onları da anlattım Berlin'de. Bir de küçük kitap yazdım, döndüm oradan. Orada yayınlanan bir kitaptı bu. Vallahi bunları televizyon pardon lafını böldüm ama bunları televizyon programı yapmamız lazım. Murat abi acayip değerli bilgiler bunlar yani. Yaparız ya, bir zaman ben TRT'de yapıyordum. Sonra o program bitti zaten, hani belli bir süresi olan bir programdı. 3 dönem boyunca yaptık onu. Arkadaşım Alper Fidaner'le beraber 45'lik Bir bölüm. varmış bir yokmuş mu? Bir de 99-2000'de bir varmış bir yokmuş Bir de isimli belgesel bir belgesel yapmışsın. Bush diye bir belgeselin metin yazarlığını ve danışmanlığını yapmıştım. Ondan sonra o bizim program başladı. 2003 yılında 3 dönem sürdü. Onu biz kendi isteğimizle bitirdik. Ama yani televizyon programını her zaman, işte YouTube üzerinde Allianz Modda Müzik kanalında bir program var, Plak Dolabı. Bu pandemi vesilesiyle bir ara verdik ama o en azından orada bir sürü şey duruyor hakkımda, benim yaptığım plakları anlattığım. Böyle böyle bir noktada televizyon programı yapmayı da istiyorum tabii ki, ne güzel olur. Vallahi yapalım. Ben buradan açık ve net teklif ediyorum yani. Uygun Keşke. zamanda konuşalım diyorum.